Arkadaşlar merhaba. Daha önce bir oylama yapmıştım. Oylama sonucuna göre ne yapacağımız projeyi seçmiştik. Bir paket servis uygulaması yaptık. Uygulamayı yaparken Next.js, Node.js ve Flutter kullandık. Node.js ile backend'imizi, Next.js ile de web sitemizi, Flutter ile de mobil uygulamamızı yaptık. Şimdi bu uygulama, uygulamada neler var? Bunları eğer detaylı bir şekilde görmek isterseniz web siteme geldikten sonra burada detayla tıkladığınız zaman karşınıza çıkan ekrandan görebilirsiniz next.js bölümünde birazcık yarım bırakmış olabilirim yarım kalan kısmı tamamlamak isterseniz bu videoyla kalan kısmı tamamlayabilirsiniz hemen şimdi projemizde neler yaptık bunlara bakalım Öncelikle web bölümüyle başlayacağım web bölümünde şu şekilde bir web sayfamız var Burası ana sayfamız kullanıcı girişi ve kaydolma gibi bölümlerimiz var hemen göstereyim Giriş için next out kullandık. Giriş ve kayıt için next out kullandık. Ee, şöyle tekrar geleceğim ve login diyeceğim. Şu şekilde bir girişimiz var. Daha sonra burada herhangi bir ürünü istersen sepete ekleyebiliyorum. Sepete ekledikten sonra fiyat arttırıp silebiliyorum. Checkout gibi işlemleri dediğim gibi dediğim videoyu izleyerek devamını yapabilirsiniz. Ben birazcık 25-26 saat sürdüğü için sıkıldım. O yüzden dolayı devamını yapmadım. O yüzden dolayı şimdiden kusura bakmayın. Şimdi onun dışında başka neler var? Mobil uygulama bölümümüz birazcık daha kapsamlı tabii ki. Mobil bölüme geçelim hemen. Mobil bölümde 3 tane farklı alanım var. Bunlardan bir tanesi kullanıcı girişi. Yani müşteri girişi, restoran girişi ve paket servisi girişi. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz bölüm müşteri girişi. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz bakın aşağı tarafta iki tane alan var. Paket servisçi girişi aşağı tarafta dört tane alan var. Görmüş olduğunuz gibi bu da restoran girişi. Şimdi müşteri bölümüyle başlayalım. Müşteri herhangi bir ürünü sepete ekleyebilir. Sepete ekledikten sonra Evet şurada küçük bir hata olmuş. Şu sepete ekleyebilir. Sepete ekledikten sonra şu sayıyı bu arada şeye çevirmek gerekiyor. Fixlamak gerekiyor. Unutmuşuz. Siz isterseniz yapabilirsiniz. müşteri, sepete ürün ekleyebiliyor. Eklediği ürünlerin miktarı, şeyi burada gözüküyor zaten. Buradan Checkout check, out, check out, continue diyerek bir adres seçebilir ya da yeni bir adres ekleyebilir. Eklemiş olduğu adresi seçerek continue diyerek ve ödemesini yaparak siparişini verebilir. Siparişini verdikten sonra burada sepetin temizlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda burada verdiği siparişlerle ilgili detayları görebilirsiniz. Şimdi order 12 en son vermiş olduğum sipariş. Bu paket buraya şöyle tekrar buraya yenileyelim. Buraya gelmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet görmüş olduğumuz gibi geldi. Order 12 isimli siparişimiz buraya geldi. Buradan ben istersen bu arkadaşı dispatch Order dersem restoran olarak paket servisçi yönlendirebilirim. Ama öncelikle kullanıcı paneline tekrar bakalım. Başka anlatmadığım bir yer var mı? Şu an için yok gibi. Şimdi dispatch on the way delivered gibi alanlarımız var, teslim edilen ürünler, on the way işte paketler ee, olan ürünlerde dispatch hazırlanıyor gibi bir şey düşünebilirsiniz, gönderildi yani böyle burası. Şimdi hemen restoran bölümünden bu arkadaşın durumunu değiştirelim. Buradan hangi kuryeye vermek istiyorsam onu seçiyorum ve dispatch order diyerek bunu ilgili kuryeye atıyorum. İlgili kuryeye at atadıktan sonra Burada şöyle tekrar gelip sayfamıza şöyle bir yapalım. On the way diyelim. Evet 12 numaralı ürünümüz burada. Buradan bu arkadaşa tekrar tıklayarak start delivery diyerek e, bunu başlatabiliyorum. Bunu başlattıktan sonra bu on the way'e geçiyor. Tabii aynı zamanda müşteride de bu on the way'e geçiyor. Şöyle sayfamızı yenilememiz gerekiyor burada. Şöyle tekrar yapalım. On the way'e gelelim. Bu da aynı şekilde on the way'e geçiyor. Track order diyerek ben buradan kuryeyi takip edebiliyorum. Hemen şöyle bakalım. Only this time diyeceğim. Şöyle küçültelim. Evet birden fazla ekran açık olduğu için birazcık donuyor. Burada da go to map diyerek aynı zamanda gideceğim adresi de görebiliyorum. İkisini de şöyle yüklenmesi bekleyeceğim. O yüzden dolayı açtım. Buna da onda this time diyelim. Şöyle açalım. Şöyle sayfamı büyüteceğim. Şu an navigasyon değiştirme ile ilgili birazcık sıkıntım olduğu için ve görmüş olduğunuz gibi uygulamada donduğu için gösteremiyorum. Normal bir uygulamada olduğu gibi ben bunu daha önce zaten denemiştim. Ee, başka bir projede yani e, bir iş için hazırlamıştım daha sonra şu anda zaten videoyu sizinle zaten paylaşıyorum video şeklinde sizinle paylaşıyorum bu arkadaş çalışıyor zaten aynı şekilde ne yapabiliyorsunuz kuryenin yerini takip edebiliyorsunuz ben, ben de şu an birden fazla bu şekilde açık olduğu için tabii ki hata verdi problem değil. E, paket servis bölümün dışında zaten sign delivery'de anlatacağım bir şey yok. Restoran bölümüne gelecek olursak restorant bölümünde ben istersen bir kategori ekleyebiliyorum. Aynı zamanda istersem bir ürün ekleyebiliyorum. Ve aynı zamanda buradan tüm siparişleri görüp yönetebiliyorum. Projemiz genel olarak bu şekilde. Unuttuğum herhangi bir şey varsa burada yine aynı şekilde bakabilirsiniz. E, videolarla ilgili partların tarihlerini dosyaları e, buradan takip edebilirsiniz. Eğer şimdi hazırsanız belki diğer videolar yayınlanmış video olabilir. Bir sonraki videoya geçerek devam edebilirsin. Eğer ki yayınlanmamışsa burada publish tarihleri zaten yazıyor. Buradan bakabilirsin. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa abone olup like atarsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.